Ardan Zentürk: Amerika bizimle savaşmakta kararlı, anlamadınız mı? Dünyanın yeni enerji dengeleri sürecinde Türkiye stratejik müttefiki Amerika tarafından kuzey-güney hattında kuşatma altına alındı. Ne demişti Erdoğan Nisan 2018'deki o konuşmasında? Mesele petrol, altın, elmas pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış, köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini biz çok iyi biliyoruz. Şu anda yaşadığımız durum budur ve emperyalizm 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal liderliğindeki direnişimiz nedeniyle yarım bırakmak zorunda kaldığı planlarının tamamını yürütüyor. Yukarıdaki fotoğraf 29 Kasım 2018 günü Kıbrıs açıklarında çekildi. Amerika'nın Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doretti ekibiyle Amerikan donanmasının korumasında Kıbrıs Rum yönetiminin yönettiği ve Türk toplumunun haklarını resmen çaldığı Blok 10 doğal gaz arama sahasında Exxon Mobil'e ait Steena Ice -Mac sondaj gemisinin helikopter sahasındalar. Fotoğraf Türkiye'ye net mesajdır. Washington, burada trilyon dolarlık doğal gaz var, binlerce kilometre öteden geldim bu zenginliği sana yedirmem diyor. Rum Yunan vekil devletlerini kullanarak Türkiye'nin doğal zenginliğinin üstüne çullanmayı planlayan Amerika neden Rusya'dan S-400 alamazsın kampanyasını sürdürüyor sanıyorsunuz? Ulusal hava sahasının güvenliğini kimseye muhtaç olmadan sağlayacak bir Türkiye bu emperyalist saldırıyı bozan tek güç olacak biliyorlar. Ukrayna'da emperyalist manevra. Büyükelçi Doleti'nin bu gösterisinden yalnız 13 gün önce Washington'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Pompeo ile Ukraynalı mevkidaşı Klimkin'in imzaladıkları stratejik işbirliği mutabakatının enerji bölümü doğrudan Türkiye'yi hedef alıyor. Tarihe not düşelim. Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklamasında iki tarafın Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı 2 ve Türk Akımı Bora hatlarını batı güvenliği için tehlikeli buldukları ve önlenmeleri için birlikte çalışacakları yer aldı. Niye? Bu sorunun yanıtı da aynı anlaşmanın Ukrayna'nın doğal gaz kaynaklarının birlikte geliştirilmesi ve üretimin artırılması maddesine dayanıyor. Kendi topraklarındaki kaya gazı kaynaklarını devreye sokarak 2030'dan itibaren önemli bir enerji ihracatçısı olma yolunda ilerleyen Amerika'nın iki ülkede benzer bir çalışmayı başlatması dikkat çekici. Kaya gazı kaynakları açısından Avrupa'nın en zenginleri Polonya ve Ukrayna. Amerika Avrupa güvenliğini bahane ederek Rus gazını devre dışı bırakmayı, ortaya çıkacak açığı ise Polonya Ukrayna'da üreteceği kaya gazı ve Doğu Akdeniz'den elde edeceği doğal gazla kapatmayı hedefliyor. Bu trilyon dolarlık bir emperyalist plandır. Türkiye, Doğu Akdeniz, Suriye hattında ve Türk akımla enerji dengelerinde bu planı bozan ülkedir bizi parçalayana kadar uğraşacaklar. Silahlandırdıkları PKK'nın Hendek Barikat Savaşı ve 15 Temmuz kanlı saldırısıyla Türkiye'yi etkisiz hale getiremediler. Ekonomiden saldırdıklarında sonuç aldıklarını Rahip Brunson örneğinden yola çıkarak düşünüyorlar. Mutlaka çok kritik bir anda tekrarlayacaklardır. Ekonomi yönetiminin ilk saldırıdan elde edilen deneyimle çok hazırlıklı olması gerekiyor. Aksi halde yanarız. Ama biz yine de durumu net söyleyelim. İsrail'in uzantısı bir Kürt devletini kurmadan Türkiye'nin elini kolunu ekonomik saldırılar ve bu saldırıları sokak hareketlerine dönüştürecek yerli işbirlikçileri üzerinden kırmadan durmayacaklar. Kılıçdaroğlu'nun tartışmalara yol açan Almanya ziyaretini bu denklemde görün. Belli ki yeri geldiğinde bizimle savaşmayı çok önceden göze almışlar. Bekliyoruz, püskürtürüz. Ardanzentürk Star